Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugün biraz da aslında hatırlatma ve sizlere uyarma videosuyla karşınızdayım. Bu videoyu her şey çok güzel giderken çekiyorum bakın dikkat edin. Her şey çok güzel giderken çekiyorum. bu uyarılarımı dikkate alıp ya da almamak tabii ki sizin elinizde ama size bu hatırlatmayı yapmaya kendime zorunlu gördüm öyle söyleyeyim. Şimdi birkaç maddeden bahsedeceğim. Şimdi bildiğiniz üzere arkadaşlar e, Cake'den, BSCX'den, işte Spartan'dan, BNB'den bir sürü kripto paradan e, çok güzel karlar elde ettik. Çarpı 3, çarpı 4, çarpı 5 hatta Pancake Money dediğimizden çarpı 20'lere varan kazançlar elde ettik. Şimdi bu noktada size bir kısa hatırlatma yapmak istiyorum. E, çünkü bu piyasa her zaman böyle gitmeyecek. Şu an piyasa düşecek anlamında da söylemiyorum. Bakın böyle bir şey değil. Sadece bu bir tavsiye. Ve bu her zaman aklınızda kalması gereken bir şey. O yüzden sevenleri, beni sevenlerin e, bu tavsiyeyi en azından e, aklının bir yerinde tutacağını eminim. Şimdi arkadaşlar her şey çok güzel gidiyor. E, işte çarpı 3 çarpı 5'ler yaptık dediği gibi. Burada şu noktayı unutmayın arkadaşlar. Ana paranızı muhakkak cebinize koyun. Diyelim ki 1000 e, lira yatırım yaptınız. Zaten o şu an 5000 lira oldu. 1000-1250 lirayı e, bu güzel fiyatlardan arkadaşlar cebinize koyun. Diyelim ki ne sattık işte geldik. Bakın geldik. Şu an Cake ATH'da. E tarihinin en yüksek zirvesinde. Biz bunu 1.25 dolarlardan aldık. Kanalda 2 dolar, 2.5, 3 dolarlardan alanlar var. Sonuçta herkes karda şu an. Ve ciddi karda. E, ne yapın arkadaşlar? Dediğim gibi. Ee, bin, lira, bin lira mı koydunuz? 5000 lira mı oldu? Bin, bin iki 1200 lirayı cebinize koydunuz. Sonraki 20 dolar mı oldu arkadaşlar? Elinizde zaten kek duracak. Hepsini satmayacaksınız. Sadece ana paranızı koyacaksınız. Dolayısıyla o sizin cebinizde dursun. Bu şekilde çok daha rahat trade yapma şansınız olur ve bu şekilde çok daha güzel kazanma şansınız olur. Bir ikincisi arkadaşlar asla pişman olmayın. Az önce söylediğim gibi bakın. Ee, bir şey satarsınız. 5 dolardan satarsınız 15 dolar olur. Pişman olmayın arkadaşlar. Ee, ben Pancake Bunny 8.48'den tanıttım sizlere biliyorsunuz. Aldım 20 dolardan sattım. Bugün geldiğimiz noktada Pancake Bunny 120-140 dolarlara çıkmış. Ama asla pişman değilim. Çünkü pişman olursam para kazanamayacağımı çok iyi biliyorum. Gaza gelmeyin arkadaşlar. Kesinlikle gaza gelmeyin bakın. Ee, dediğim gibi bir şeyin sürekli ilalebet artması mümkün değildir. Bunu unutmayın. Bunun tepe noktasını hiçbirimiz bilemeyeceğiz. Siz de bilemeyeceksiniz, ben de bilemeyeceğim. O yüzden nerede olursa olsun ana paranızı cebinize koymanızda fayda var. Şimdi bu 3 madde de aslında hem piyasaya girmişler hem de piyasaya girecekler için önemli tavsiyeler. Kesinlikle borç almayın arkadaşlar. Bu piyasaya borçla girerseniz kesinlikle kaybedersiniz. Bu videoyu izleyip de borç alanlar varsa hemen bence o borçlarını tekrar geri ödesinler. Kredi çekmeyin arkadaşlar. Bu tür yatırım araçlarına bakın buna altın ve dolar da dahil kredi çekilerek girilmez ki çok yakın zamanda o kadar güvenilen altın örneğinde gördüğünüz gibi eğer kredi çekerseniz zor duruma düşersiniz. Bu çok soru bu bu soru da çok geliyor. KYK bursu. KYK bursunuzu yatırmayın arkadaşlar. Öğrenciyseniz öğrencilik hayatınıza devam edin. Her şey para değil bakın. Çünkü Burada kaybedebileceğiniz bakın kaybedebileceğiniz olası para Sizi bundan sonraki hayatınızda olumsuz bir şekilde etkileyebilir psikolojinizi Bozabilir dolayısıyla KYK bursunuzu yatırarak Herhangi bir kripto para Satın Almayın Bakın ben size her şey çok güzel giderken ATH'dayken söylüyorum Ben bile bakın şunu söylüyorum bir 1.10'dan hatta key kalan birisi olarak Mesela dün gittim bir satış yaptım Çünkü Aldığım keykin 8'de birini satsaydım zaten ana param çıkıyordu. İşte yaklaşık 8'de bir buçuğunu, 8'de ikisini sattım. Yani %20'sini sattım, %25'ini sattım arkadaşlar ve cebime para koydum. Ee, kalanlar zaten hala elimde kek var. Hala keyk durmaya devam ediyor. Ee, bundan sonra 20 dolar olsa da kardayım arkadaşlar. Bundan sonra 5 dolara düşse de kardayım. Ee, söylediklerim bakın şunu ısrarla söylüyorum. Biraz da yine uzattım her zamanki gibi ama ısrarla söylüyorum. Söyleyeceklerim piyasa düşecek anlamında konuşmuyorum. Bakın genel anlamda videolarımı izlerseniz zaten bunun böyle olmadığını, bunu söylemek istemediğimi anlarsınız. Sadece dikkatli olmanız yönünde sizlere uyarıyorum arkadaşlar. Umarım uyarılarımı dikkate alırsınız. Sizleri seviyorum. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.